Selam, her vaxtınız xeyir olsun. Bugün inanılmaz dadlı peçeniyalar hazırlayıram. İçi bol naçinkalı, üstü ise xruşçaşı peçeniyalardır. Buyurun baxın, hazırlayaq. Evvelce 3-4 büyük almanı soymuşam ve sürtkecden keçirtmişim. Bir tavaya əlavə edib üzerine şeker tozu dökürəm ve koyuram ocağa. Ocağda suyunu çekir, yaxşıca pişir. Üzerine elave edirəm kereyağını ve yarım limonun suyunu. Yine de karıştırıp ocağda karıştırıp tam hazır olmağını gözləyirəm. Budur artık hazırdı. Suyunu tamam çekti. Bu naçinkanı müxtəlif şirniyyatlarda istifadə etmək mümkündür. Artık gördüğünüz kimi bir boş qaba boşaltdım ve indi keçirik xəmirinin hazırlanmasına. Xəmir için de ben burada margarin götürmüşüm. Margarin yağını yumuşak otak temperaturunda götürürüm. Yaxşıca əzirəm ve şeker tozunu əlavə edirəm bura. Karıştırıram. Mikserdən istifadə etmədim. Bura əlavə etdim. Demək olar ki, bir xörək qaşığı, yəni 50 qram qatıq və bir yumurta. Bunları da yaxşıca qarışdırandan sonra unu və qabartma tozunu əlavə edirəm və qarışdırıb xəmir yoğururam. Əziz dostlar, bu reçept də özümə aiddir. Burada mən 400 qram un istifadə etdim, amma siz xəmirə baxacaqsınız ki, ələ yapışmayan bir xəmir alınsın. Yəni bərk olmayan və ələ yapışmayan bir xəmir bizə lazımdır. Gördüyünüz kimi xəmiri 5 dəqiqə ya 10 dəqiqə bir kənara qoyun və sonra işləmə başlamaq olar. Xəmiri 3 hissəyə bölürəm ki, hissə hissə keseceğim ve forma vereceğim. Birinci hissəni yayıram. Əziz izləyicilər, əgər videoma baxırsınızsa, abunə olmağı da unutmayın. Mənə dəstək olun ki, kanalım irəli gedə bilsin. Daha çox izləyici videolarımdan yararlansın. Gördüyünüz kimi yaydım yuxanı və İstədiyim ölçüdə kəsirəm və necə kəsdiyimi də görürsüz. İndi bir tərəfinə alma cemini qoyuram. Göstərdiyim kimi bükürəm. Bir tərəfini sıxıram ki, onsuz da cem qatıdır, yəni sulu deyil, axmayacaq məncə. Ama yine de olsun bir tarafını sıkıp böyle bağlıyorum. Ve tavaya yığıram. Tavanı yağlamamışam. Altına da yağlı kağıt sermemişim. Çünkü yağlı xəmirdir. İnanıram ki yapışmayacak. Ama siz sığortalamaq için özünüzü yağlı kağıt serebilirsiniz. Veyahut da ki yağ çekebilirsiniz tavaya. İkinci, üçüncü kündeleri de böylece açıp naçinka koyuram ve tavaya yığıram. Aziz dostlar, 60 adet bu xəmirden peçenyalar alındı. Gördüğünüz gibi çok güzel pişti. 15 dakika peçenyalar artık hazır idi. Gördüyünüz kimi, istəsəniz üzerine benim kimi şeker pudrası səpə bilərsiniz veyahut da ki, elə pudrasız da yemək olar. Çok dadlı, ləzzətli peçenyalardır. İndi alma ve limon sezonudur. Demək olar ki, her yerde bol bol satılır. Herkesin de bütçesine uyğundur.
İnanırım ki bu peçenyaları hazırlasanız körpeleriniz, aile üzvleriniz seve seve yiyecek. Siz de hazırlayın, hiç olmasa her defa dediğim kimi hiç olmasa bir defa hazırlayın, tadına bakın, hoşunuz gelse yine de hazırlayarsınız. İndi ben de tadına bakayım ve içini de size göstereyim. İnanılmaz hırt hırtlı, içi bol naçinkalı peçenyalar alınıp, aziz izleyiciler, bir videonun da sonuna geldik. Allah süfrelerinizi bol ruzu ve bereketli etsin inşallah. Herkes alıp pişirebilsin, yiyebilsin. Böylelikle sağ olun, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun. Sizi çok sevirim, değerli izleyicilerim. Desteğinizi esirgemeyin.